gidebilirim. Ben şimdi biraz değişiklik yapacağım ilk önce. Çünkü ben podyumun arkasında durup konuşmayı sevmeyenlerdenim. Dolayısıyla biraz da zaman zaman sakarım. O yüzden takılıp düşmemek için biraz ortalığı kendime uygun hale getiriyorum. Kusura bakmayın, düzeni biraz bozduysam. Şimdi konuşmam aslında epey malzeme hazırladım. Ondan sonra konuşmayı denedim. 20 dakika, 25 dakika oldu, uzadı, uzadı. Daha malzemeyi bitirmedim. Yaklaşık yarısını tırmanladım. Hala 18 dakikaya sığması biraz sorunlu olabilir. O yüzden fazla oyalanmadan hemen sunum kısmına geçiyorum. Ve saatimle başlatıyorum. Bakalım uyabilecek miyiz? Teşekkür ederim ilk önce beni davet ettiğiniz için. İsmim Adil Oran. ODTÜ İşletme Bölümünde öğretim üyesiyim. Ve ODTÜ Final Geliştirme Merkezi Müdürüyüm. Bugün sizinle, evet okumakta sorun yaşayabiliyoruz. Demin de olduğu gibi. Sizinle birkaç şey hakkında konuşacağım. Bir, duygusal zeka hakkında biraz konuşacağız. Sunumlar hakkında, iletişim konusunda tekrar konuşacağız. Deminki konuşmacımıza da ekleme yapacağız belki orada. Ve özlü sözler ve bir sunumda özlü sözler nasıl dahil edilebilir? O konuda bazı şeyler söylemeye çalışacağım. Eğer benimle ilgili herhangi bir şey aramak isterseniz Adil Oran yazdığınız her yerden internette aşağı yukarı çıkar. İsim pek yaygın değil diye düşünüyordum ama şu WikiLeaks'e gitti ya bizim malzemeler. 4-5 tane varmış Adil Oran Türkiye'de. Ama anlaşılan internetle pek alakalı yok. O yüzden aşağı yukarı her yeri kapatabildim. Derslerim, onların sunumlarımı bulabilirsiniz orada. Şimdi şuradan başlayalım. Zeka nedir diye soracak olsam size. Birçok farklı cevap gelebilir. Nedir? Benim rastladığım yanıtlardan bir tanesi bilgi ve beceri elde etme ve kullanma kabiliyeti şeklinde tanımlanıyor. Ve bu zekayı ölçmek için 1800'lerin sonu, 1900'lerin başlarında bir test geliştiriliyor. Sürekli üzerine uğraşılıyor. Buna IQ testi diyoruz. Zeka katsayısı, intelligence quotient. Ve bu test şöyle tasarlanıyor. Ortalaması 100 olacak şekilde ve ardından belli sapmalara göre standartize ediliyor. 85-115 arasında yaklaşık nüfusun 3'te 2'sine olacağı şekilde ayarlanıyor. Ve bu normal sayı. Dolayısıyla eğer zeka katsayınız 85 ila 115 arasındaysa normalsiniz. Tebrik ederim. Eğer 140 ve üzerindeyseniz daha hissediyorsunuz. Ve %5'inden daha az o gruba girer. Şimdi zaman içerisinde şöyle bir şey oldu. Bazı yüksek IQ'ya sahip kişiler başarısız oldukları gözlemlendi. Ve Allah Allah acaba bir şeyler yanlış mı ölçüyoruz, yanlış mı anladık bunu diye incelemeye yapmaya başladılar. Ve bazı araştırmacılar aslında tek bir zeka çeşidi olmadığını, çoklu zekalar olduğunu öne koydular. Hatta 8, 9, 10 farklı zeka türü olduğunu savunuyorlar. Bunların içerisinden bir tanesi diğerlerinin daha önünde duyuldu ve popülerleşti. Yani bu ilk fikri bulan kişi değil ama popülerleştiren, yaygınlaşmasını sağlayan kişi araştırmacı, gazeteci, yazar Daniel Goleman diye birisi. Bu 1996'da duygusal zeka üzerinde bir kitap yazıyor ve bu kitap son derece popüler hale geliyor. Niye bunu yapıyor? Çünkü diyor ki, ya zeka tamam önemli ama en önemli şey değil. Hayatta ve iş hayatında başarının belirleyicisi olan şey aslında bu bir yere kadar önemli ama duygusal zekada ondan daha önemli çıkıyor yapılan araştırmalar. Burada Daniel Goleman'ın tanımı veyahut da herhangi bir internete girdiğinizde duygusal zeka, EQ, emotional intelligence diye arama yapın, inanılmaz bol malzeme var. Peki bu ne işe yarıyor? Doğrudan sizin aslında hayatta ve iş hayatında başarınızla, işte farklı rakamlar var araştırmalarda ama sizin saf zeka önemli değil demememiz gerekiyor. Ama etkisi %10 civarında.
esas uzun vadede ve şirket içinde hayatta yükselirken başarıyı getiren şey onun kat ve kat fazlası ile duygusal zeka etkin olduğu görülüyor. Peki nedir bu duygusal zeka deseniz? Açıkçası IQ eğer saf zeka iceberg'in görünen kısmıysa aşağıda görünmeyen ama daha da önemli olan kısmı aslında EQ, duygusal zeka. Peki nedir bu? Nasıl ölçülür? Valla kolay değil ölçülmesi. Tam bir test yapılmadı ama şöyle şeyler buldular. Yüksek duygusal zekası olanlarda genellikle bulunan özellikler, yüksek seviyede bulunan şeyler. Bunlardan bir tanesi öz farkındalık. Ne demek öz farkındalık? Kendinizi iyi tanıma. Nelerde başarılıyım, nelerde başarısızım, nelerin üzerine çalışmam gerekiyor, hangi alanlara yönelmeliyim konularında kendisini iyi tanıyor. Bir. İki, yüksek otokontrole sahip. Nedir otokontrol? Aklınıza ilk geleni hemen yapmam. Bazen hız önemlidir ama genellikle o ilk aklınıza gelen şeyi en uygun şekilde ortaya koymak önemlidir. Bazı arkadaşlarım var, ilk aklına gelen hemen bak diye ortaya koyuveriyorlar. Ve diyor ki, aa ben dürüstüm, böyle yaparım. Abi genellikle o dürüstlük değildir. Genellikle patavatsızlık, hatta öküzlük oluyor. Dolayısıyla siz o şekilde bir anda bunu ortaya koyduğunuzda belki o kişi için değerli, faydalı olabilecek bir bilgiyi tepki göstermişler, hayır öyle değil şeklinde karşı çıkmasına sebep oluyorsunuz. Halbuki onu uygun şekilde iletebilseydiniz belki inanılmaz faydalı olabilirdiniz. Motivasyon. Yüksek duygusal zekaya sahip insanların motivasyonu iç merkezlidir. İçeriden gelir. Başkasının Fatih Terim'in falan hadi arkadaşlar bilmem ne yapalım falan demesine gerek duymazsınız. Empati yeteneğine sahiptir. Neyle empati? Bir sorunu sadece sizin bakış açınızdan bakmanız değil, başka birisinin tarafından da bakıp ha ben böyle gördüm, böyle düşündüm, bunun doğru olduğunu zannediyorum ama buradan bakınca durum aynı değilmiş. O kişinin niye böyle dediğini, niye bu farklı bir görüş savunduğunu buradan anlayabilirsiniz. Keşke bugün günümüzde Türkiye'de daha çok empatiye sahip olabilsek. Çünkü farklı görüşe sahip olan herkes bir anda vay vatan haini, vay bilmem ne falan şeklinde tepkilerle karşı karşıya kalıyoruz. Halbuki farklı koşullardan, farklı varsayımlardan aynı yere baktığınızda bazen çok farklı görüşler ortaya çıkabiliyor. Bunları anlamak ve bunları nasıl etkileyebileceğinizi de çıkarabilmeniz gerekiyor. Bu da önemli duygusal zeka unsurları. Başka neyimiz var? Sosyal beceriler. Ve bugün esas biraz bunlara değineceğim. Yüksek IQ'ya sahip kişilerin sosyal becerileri iyidir. Nedir peki bu sosyal beceriler? Valla epey bir liste var bunlar. Başkalarını etkileyebilme, iyi iletişim kurabilme, liderlik yetenekleri, değişime anlayıp kolaylaştırabilme, çatışma yönetiminde başarılı olma, çok bağlantılara sahip olma, işbirliğine iyi yapabilme ve takım oyuncusu olma gibi özellikler. Hepsinden bahsetmeyeceğim, vaktim yok. Ama iletişim üzerine ben de odaklanmak istiyorum. İletişim ve bir sürü farklı türevi iletişim var. Ama ben topluluk önünde konuşma, sunum yapma konusuna değinmek istiyorum. Bu resmi gördüğünüzde eğer görebiliyorsanız, ne hissediyorsunuz? Özgüven. Heyecan. Eğer çoğunluk tansanız ne hissediyorsunuz biliyor musunuz? Heyecan ve korku hissediyorsunuz. Birçok araştırma gösterdi ki ve farklı kültürlerde yapılan araştırmalar dünyada hayatta en çok çekinilen, korkulan şeylerin başında ölümden, sakat kalmadan daha fazla ne geliyor biliyor musunuz? Topluluk önünde konuşmak. İletişim. Ürkütücü. Ama çünkü öteki taraftan da iş hayatında ve hayatta başarılı olmak için ihtiyacınız olan şeylerden bir tanesi de etkili iletişim.
topluluk önünde, grup önünde sunum yapabilme. Konuyu etkili anlatabilme. İyi mi, kötü mü? Ve büyük çoğunluk, yani en önemli olarak çıkıyor bu, işte bazı araştırmalar diyor ki insanların en az %75'inde hem erkek hem kadınlarda çekiniyor, korkuluyor bundan. O zaman ne yapacağız? Nasıl ilerleyeceğiz? Çok kolay değil. Ama şöyle bir iyi tarafı var. Kolay mı büyük bir topluluk önünde ne yapıp küçük bir topluluk önünde sunum yapmak? Hayır, kolay değil. Peki, öğrenilebilir mi? Kesinlikle evet. Eğer bunun üzerinde çalışırsanız ve bu o duygusal zeka dahilinde söylediğim her şey için geçerli, IQ'nuz sabittir. IQ değişmez. Doğduğunuzda olan, öldüğünüzde de işte bazı sorunlar hariç büyük kazadan geçirmezseniz aşağı yukarı sabit kalır. Ama duygusal zeka öyle değil. Yaşınız ilerledikçe, tecrübe biriktirdikçe IQ ilerler. Aynı zamanda üzerinde çalıştıkça da ilerletebiliyorsunuz onu. Ve bu hayatınızda başarı üzerine en büyük etkisi olacak bir şeyin arttırılabiliyor olması bence çok iyi haber. Peki, etkili sunum yapabilmek için neler gerekiyor? İlk önce konuya hakim olmak çok önemli. Konuşacağınız konu hakkında iyi bir bilgiye sahip olmanız gerekiyor. Boşa sallamamak gerekiyor. İki, ilgi çekebilmek, izleyicilerin kim olduğunu anlamak ve onlara uyum sağlamak önemli. Üç, çeşitlilik önemli. Dikkati üstünüzde tutabilmeniz önemli. Ne tür şeyler yapabilirsiniz bunun için? Ha, aslında en önemlisini atlıyordum. En önemlisi de biliyor musunuz? Üzerinde çalışma. Tekrar yapma. Eğer iyi sunum yapamıyorsanız, çok aşırı heyecanlanıyorsanız, sizin bunun üzerine yapmanız gereken tekrar, tekrar, tekrar çalışmak. Mümkün olan her yerde başka konularda konuşma yapmaya çalışmak. Aynı konuyu ben ilk önce kendiniz hazırlamak, sonra belki bir aile önünde denemek, sonra ufak bir arkadaş grubuyla paylaşmak gibi bir sürü yaptığınız şey var. Ve zaman içerisinde daha çok sunum yaptıkça işin kolaylaştığını göreceksiniz. Ama heyecan demiştiniz. Heyecan kötü müdür? Abi, heyecan olmaması sizi iyi konuşmacı yapar mı? Hiç heyecan olmayan bir konuşmacı buraya gelse ve size bu konu hakkında, sunum konusunda doğrudan bir konuşma yapacağım ve bütün her şeyi anlayacağım size desin. Sizce bu konuşmacı heyecanlı mı? Abi, heyecansız yani nabzı olduğundan emin. Heyecan iyidir size ele geçirmediği sürece. Enerjik yapar sizi. Kullanırsanız onu doğru şekilde. Dolayısıyla o heyecanı kaybetmemek gerekiyor ama kontrol altına alabilmek önemli. Başka nelerimiz var? Şimdi evet, çeşitlilik önemli. İyi bir sunumda. Nasıl çeşitlilik? Bir defa konuda çeşitlilik yapabilirsiniz. İlginç şeyler bulabilirsiniz, ilginç noktalar bulabilirsiniz. Ama çeşitlilik aynı zamanda sizde de olmalı. Mesela sesiniz. Sesle çeşitlilik nasıl olabilir? Bazen çok tiz konuşursunuz. Ardından indirirsiniz aşağıya ve bas bir tonla belki anlatırsınız. Bazen hızlanırsınız anlatabilmek için her şeyi bir araya getirip ama önemli bir yere geldiğinizde bıraktığınız bir boşluk oraya dikkat çekebilir. Sesinizi kullanarak bir sürü farklı şey yapabilirsiniz. Bağırırsınız, bazen fısıldar ve söylersiniz. Bunlar hepsi çeşitlilik katabileceğiniz yerler. Başka nerede çeşitlilik katabilirsiniz? Vücut dili var, değil mi? Yani kullandığınız kelimeler var, sesiniz var, bir de vücudunuz var sunum yaparken. Deminki konuşmacımız da demişti, bu konuyu ben arkadan saklanarak anlatıyor olsaydım ne kadar etkili olurdu. Ama buna karşılık ortaya çıktığınızda vücudunuz ve siz katılıyorsunuz ve o vücut dili de çok önemli mesajlar iletiyor aslında. Mesela vücut dili bazen duruş, işte falan bir duruşun ilettiği bir mesaj var.
böyle durmanın ilettiği bir mesaj var. Öteki taraftan sahneyi sahiplenmek. Bu psikolojik durumunuzu da etkileyebiliyormuş. Duruşunuz öteki tarafı da etkiliyor. Sadece nasıl hissettiğiniz dışarıya çıkmıyor. Nasıl durduğunuz sizin ne düşündüğünüzü, kendinizi nasıl hissettiğinizi de etkiliyor. Dolayısıyla bunları kullanabilirsiniz. Başka neler var? Duruşunuz, elinizi kullanmanız, kolunuzu kullanmanız, çeşitlilik katmanız. Ama vücut dilinin en büyük kısmı aslında yüzden geliyor. Yarıdan çoğu. Dolayısıyla gülümsemek mesela önemli bir mesajdır. Ama en çok bilgi gözlerden geliyor. Bende bile biraz kaşlardan fazla geliyor. Tamam. Ama gözler çok etkilidir. Gözlerinizle ne yaptığınız sunum sırasında çok etkiler. Mesela bu aynı konuşmayı şurada köşeye bakarak ben size anlatıyor olsam, siz benim yaptığım sunum hakkındaki düşünceleriniz oldukça ve benim yeteneklerim hakkındaki düşünceniz oldukça farklı olur. Ama tam aksini yapmak, tek bir kişiye odaklanıp başka hiçbirlere bakmamak, bu da rahatsız gelir. Dolayısıyla bunun da bir optimal seviyesi var. Çünkü ben sınıfa konuşmuyorum, amfiye konuşmuyorum. Ben buradaki bireylere, tek tek sizlere konuşuyorum. Ve o göz temasını kurduğunuzda, sağladığınızda bu izleyiciler içerisinde tamam, benimle iletişim kuruyor, düşüncesini getiriyor. Dolayısıyla önemlidir. Farklı pozlar. Bunun dışında yani bu iletişimin önemi için verilen örneklerden bir tanesi şu iki kişinin 1960'da yaptığı bir tartışmadır mesela. JFK, Richard Nixon. 1960'da ilk televizyonda nakledilen, yayını yapılan tartışma. Bizim Türkiye'de artık unuttuğumuz politikacıların bir araya gelip tartışması. Orada yapıyorlar, hala da devam ediyor. Burada ne oldu biliyor musunuz? JFK dinlenmiş, rahat bir şekilde geldi. Nixon iki hafta evvel dizinden sakatlanmış, iltihap olmuş, bir süre hasta yatağında yatmış ve zayıf bir halde geliyor. Ve buradaki duruş bile falso. Ardından kalkıyor, terliyor, yüzünü gözünü siliyor. Ve bu aynı tartışmayı radyodan dinleyenler diyor ki Nixon kazandı. Televizyondan izleyenler JFK kazandı. Ve JFK o seçimi ufacık bir farkla kazandı. Ve bunun önemli olduğunu hep savunurlar. Ama orada bitirmeyeceğim. Süreme bakıyorum. Biraz daha bakıyorum. Az süren kalmış, hızlı geçeceğim. Yani vücut dili bilmem neler falan bahsettik ama kullandığınız sözler, kelimeler de önemli. Yani onları önemsiz hale getirmeyin. Neler yapabilirsiniz? İlgi çekmek, dikkat toplamak, akılda kalıcı olmayı sağlamak için çeşitli hileler de yapabilirsiniz. Bunların bir kısmı işte atasözleri, deyimler, alıntılar, özlü sözler kullanmak. Mesela damlaya damlaya göl olur. Sakla zamanı, gelir zamanı. İyi insan sözünün üstüne gelir. Ama dikkat edin, atasözleri bazen kaypak da olabilir. Nasıl? Abi aynı olay için iti an çomağı hazırla. Değil mi? Adamı seviyorsan iyi insan diyorsun. Öteki dersen çomağı hazırla diyorsun. Dolayısıyla iyi örnek seçmek de önemli. Mesela Atinalı Sokrat'tan güzel bir alıntı. Eğer bir şey biliyorsam o da hiçbir şey bilmediğidir. Sokratik yöntem, öğrenme yönteminin bulucu, icat edildi değil mi? Doğrudan öğretmek yerine soru sorarak öğretir. Kendinizin doğruyu bulmanızı ister. Başka bu İngiliz politikacı yazar, kalem kılıçtan keskindir sözünü kullanıyor yazdığı bir çalışmada. Başka, biraz daha yakına, kendi topraklarınıza gelelim. Efes'tir Heraklitos. Aynı nehirde iki kez yıkanmaz. Sevdiğim bir diğer sözü de değişen tek şey değişim kendisidir. Güzel sözler. Eğer konunuza uygun böyle şeyler bulabilirsiniz, kullanın. Atatürk'ten bir örnek. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Mürşit neydi ya? Bazen günümüze uyarlamak gerekiyor değil mi? Rehber, yol gösteren. Dolayısıyla en önemli yol gösteren evet ilimdir. Hatta bu aslında daha uzun alındı.
kırpılmış hali yok. Peki, biraz tamamını kullanamayacağım ama girişimcilik konusunda özlü sözler kullanarak slaytlarının birkaç tanesini kullanmaya çalışayım. Size bazı şeyler, mesajlar vermeye çalışayım girişimcilikle ilgili olarak. Bir defa bu Y Combinator diye 2003'te kurulan dünyanın ilk hızlandırıcısının yöneticisi, kurucusu Paul Graham. Onun söylediği girişimcilikte başarının sırrı ile ilgili şöyle bir söz var. Çok karmaşık olması gerekli değil. Ne kadar basit olursa o kadar iyi aslında. Hazır mısınız girişimcilikte başarının sırrını öğrenmek için? Hazır. Ama insanların, müşterilerin istediği bir şey üretin. İş hayatında başarı bundan geliyor aslında. Hatta bunun tamamlayıcısı şu, o söylememiş ama ben yapayım. İnsanların istemediği bir şeyi üretmeyin. Boşu boşuna ona zaman harcamayın, enerji harcamayın. İnanmazsınız kaç şirket, kaç girişimci hiç kimsenin istemediği ürünler üzerine çalışıyor. Ve başarısız oluyor. Yani ben ODTÜ'deyim. Orada bile neler görüyorum. Dolayısıyla bu çok önemli. Ve bir girişimciyle konuşurken emin, yani böyle bir şeyin müşterinin istediğini nereden biliyorsun diye soruyorum. Emin misin diyorum. Nereden biliyorsun ve kanıtın var mı diye soruyorum. Ya kanıt ne olabilir ki bunun? Üreteceğim, satmaya başlayacağım. Satılırsa kanıt iyi, satılmazsa kötü. O noktadaki kanıt çok çok geç. O noktada kanıt eğer onun istenmediği sonucu getirdiyse battın. Bu bilgiyi acaba daha evvelden edinebilir miydin? Ana fikir, evet edinebilirdin. Atlayacağım bazı slaytlarda. Böyle bir soru var. Bazen satış personeli şöyle bir deyim kullanırlar kendi aralarında. Elindeki ürünü satarsın. Keşke elimde olsaydı dediğin ürünü değil. Ya elimde bu var, bir türlü satamıyorum. Ama böyle 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 olsaydı sizler için satardım onu. Yok abi öyle şey. Elimde bu var, bunu satmam gerekiyor. Bu büyük şirketlerde geçerli olabilir. Satış personeli için. Ama bir girişimci için geçerli olmamalı. Niye? Abi ürünün ne olacağını sen karar veriyorsun. Neyi üreteceğini, neyi satacağını sen karar veriyorsun. İlk baştan işini düzgün yaparsan müşterinin istediği bir şeyi üretebilirsin. Havada uçuşan iş fikrini havada bırakmayın. Havadayken çok güzel gözükür. Yakalayın, kağıda döktüğünüzde çirkinleşir genellikle. Ama bu önemlidir. Gerçekten fikriniz çirkinse bir an evvel onu anlamak gerekiyor. Alex Osterwalder, Business Model Canvas arayın. Bol miktarda malzeme bulursunuz. Bu da Steve Lang. Son slide olarak kullanayım bunu. Steve Lang girişimcilik konusundaki gurulardan bir tanesi ve işte Startup Owner's Manual, girişimcinin el kitabı diye bir kitap da yazdı. Onun sözü, özlü sözü, binadan dışarı çıktım. Get out of the building. Niye? Çünkü diyor, iş fikrini oluşturduğunuz ya, bu odanın içerisinde o iş fikrini incelemeye devam ettiğiniz sürece bu odanın içerisinde yeni, taze bilgi yok. Bir benim kafam var, bir sizin kafanız var. Biz zaten birbirimizi biliyoruz. Ama esas ihtiyacımız olan bilgi bu odanın dışında. Nerede? Müşterinin olduğu yerde, rakiplerinizin olduğu yerlerde, üreticilerinizin olduğu yerlerde. Dolayısıyla gidip onları bulun. Onlarla iletişim kurmanız, incelemeniz gerekiyor. Son bir defa bakıyorum. Siz de bakıyorsunuz. Evet, süremi geçirdim. Dolayısıyla size son bir ödev bırakacağım. Nedir bu ödev? Mike Tyson falan vardı yani, iyi slaytlar vardı. Eric Ries vardı, Yalın Yeni Girişim kitabının yazarı. Ödeviniz bu.
Lütfen her biriniz 5 tane güzel özlü söz bulun kendinize. Gidin biraz dolaşın. İnternette bulunsun yedek cebinizde. Belki bir gün işinize yarar. İkinci ödev ise ilginizi çeken herhangi bir konuda. Ne olur biraz durun ve zaman geçirin. O konu hakkında uzun değil 5 dakikalık bir sunum planlayın. Malzeme toplayın. Ve hiç kimseye yapmasanız bile kendinize o sunumu çalışın, geliştirin. İleriniz için iyi bir başlangıç yatırım olacak. Benim dinlediğiniz için teşekkür ederim.